Ya Natasha, resmen cehennemin dibine geldik. Derin devlet bizi burada da buluyorsa bence artık temizleyebilir. Hah, şurada bir motel var ya, bari burada kalalım ya. Olmaz ateş olmaz. Öldürebilirler bizi diyorum sana. Ya öldürebilirler bizi diyorsun da çocuk burada arabada öldü. Çişim geldi baba deyip duruyor bir yandan. Allah Allah. Kalacağımız yeri yok bir yandan. Ana Franklin kumandan, merhaba. Ne yapıyorsun lan Franklin? Videonun başlangıcında hemen azizlik yapıp bizi şaşırtmaya mı çalıştın lan? Merhaba, ben Franklin. Ben aslında yoğum. Oyunun azizliği sebebiyle buradayım. GTA 5 bizi hiç şaşırtmıyor. Hemen azizliği dayıyor kafamıza. O zaman biz bir videonun girişini yapalım. O arada da otele kayıt yaptıralım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te ateşin hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar, en son bildiğiniz gibi Natasha bizden yardım istemişti ve onun yardımına koşturmuştuk ve derin devletle savaşımız resmen başlamıştı. Arkadaşlar, bugünse gördüğünüz gibi derin devletten kaçıyoruz ve Natasha ile Süleyman dışarıdan izlemeyi tercih ediyor falan. Arkadaşlar, bugün derin devletten kaçmak için ta şehrin en uzak noktasına geldik. Bizi bulamasınlar istiyoruz. En azından ne yapacağımızı planlayana kadar bir yerlerde kalmak istiyoruz. Ve bugün bir otele sığındık. Bakalım bu otelde başımıza neler gelecek, neler olacak. Kapağı falan görünce dediniz ki hey, ne oluyor lan ana baş şerefsiz falan. Ama durun, sakin olun. Böyle diyor musunuz lan? Yok demiyorsunuzdur lan, baş şerefsiz falan. Demeyin oğlum, bir şey değil yani, demeyin. Niye öyle şeyler diyorsunuz? Hadi izleyip görelim. Anam, bir sürü şekerleme var baba. Ekmekler, ayranlar, tavuklar. Allah, şapka, top, ayıcık. Baba, burası gerçekten harikaymış ha. Derin devletten kaçarken iyi saklanacak yer bulduk. Ay, derin devletten kaçarken mi? Hanımefendi oğlum şey demek istiyor ya. Kendisi böyle oyunları falan sever de, bilgisayar oyunları falan. Hani o kendi kendine böyle ajancılık oynuyor. Hani derin devletten kaçıyormuşuz falan gibi. Hani biz tatile geldik böyle bir eşimle. Eşim Nadia ile ve ben de Barut. Yani tatile geldik. Biz öyle takılıyoruz. O da işte kendini ajan sanıyor. Anladım Barut Bey, anladım. Tabii ki otelimizde kalabilirsiniz Nadia Hanım'la birlikte. Biz otelimize gecelik 150 dolar istiyoruz yalnız. Burası lüks bir oteldir. Gecelik 150 dolar. Efendim, biraz abartı değil mi? Niye abartısı lan? Bildiğin adam s**yorlar. Bu kadar da olmaz Barut yani. Kocacığım, birazcık pahalı. Ay, olur mu? Buralar bayağı ucuzdur Nadia kızım. Diğer otellere gitseniz 350-400 dolar falan. Bakmayın siz benim kocamın öyle burası lüks falan dediğine. Burası rezalet bir oteldir. Hem sizin arabanız falan da bayağı sağlam. Sizden çıkar bu para, bakın bence siz verin. Abla, arabaya bakarak cebimizden o paranın çıkacağını nasıl anladın? Hiçbir fikrim yok. Yani belki de ben o arabayı kiraladım. Diyeceğim de RSD kim kiralar? Ya tamam tamam, biz 3 gün kalalım. Değil mi Nadia'cığım? Ay evet evet, 3 gün kalalım Barut'cum. Sen daha iyi bilirsin kocacığım, Barut kocam iyi bilir. Barut mu? Keşke senin de adın Ateş olsaymıştı kızım, Ateş'ten Barut olurmuştuk. Yalnız kızım, senin yanında niye 2 tane tabanca var? Efendim, ben avcılıkla uğraşıyorum da, benim işim profesyonel avcılık. Ben esasen tatil yapmak için buraya geldim çünkü avlanmak istiyorum. Ben avcıyım, avcı. Yapma ya, avcı mısın? Kızım ben de öyleyimdir, ben de. Pompalım her zaman tezgahımdadır. En son bir yabani domuzu vurdum var ya, tam 35 kiloydu kızım. Kocaman bir hayvandı böyle, yavrum sucağı da büyüktü yani. Dayı, sen ne anlatıyorsun? Artık şu girişi yapsan da biz otele mi geçsek, yorgunuz da. Vay, yakıştı ha. Baba, bak. Kendime şapka aldım. Nasıl olmuş baba? Yani şu pompalıyı da sokarsak lütfen. Çocuk var, Allah Allah. Oğlum Süleyman, alma lan onu. Yerine bırak, Allah Allah. Yerine bırak. Niye baba ya? Ben sevdim. Alsak ya. Natasha abla zengin zaten. Derin devlete çalışmıyor mu? Natasha abla mı? O kim oğlum lan? Benim karnım adı Hatice. Natasha değil yani. Kendi ananı diyorsan onun adı Nadi. Yoksa
Sizin isimleriniz sahte mi? Yok yok amcacım, onu nereden çıkarttın? Allah Allah, nereden çıkarttın? Ya bizim çocuk geçen izlediği bir kovboy filminden kalma, onu diyor yani, Natasha diyor. Orada bir tane Rus vardı da amcacım, kovboy gidiyor hani işte, bu Rus'u kaçırıyor, karısı yapıyor, ondan sonra evleniyorlar. Tabi Rus kadın bunu çok istemiyor ama sonra çocuk olduğundan dolayı diyor ki ya beyimdir erim. Ne anlatıyorum lan ben? Amca şapkayla birlikte alalım biz. Ne kadar total? Kovboy filmi diyorsun, ikna oldum. 150-300-450, 3 gün kalış $450, şapkada $100, $550. Şapkada $100. Natasha haklıymışsın, gerçekten s**kiyorlar. Buyurun buyurun, ben sizi odanıza yerleştireyim, takip edin beni lütfen. Ya ben ömrümde böyle bir fiyat algısı görmedim ya. Lan tatil yeri değil, bayağı bildiğiniz kazık yeri ha. Gelin gelin. Hey Allah'ım yarabbim. Natasha, yalnız senin şu silahları saklaman lazım. Yani odadan dışarı çıkartma. Süleyman! Sen de şu derin devlet muhabbetin her yerde açıp durma oğlum. Allah Allah, başımızı belaya sokacaksın. Buralarda bayağı sessizmiş ya amca. Buraya polis falan gelip gidiyor mu? Yok canım, ne polisi ya. Buraya gelip giden kimse olmaz. İşte arada birkaç tane böyle gezmeye gelen doğa tutkunu falan, o kadar yani. Neyse Barut Bey, buyurun. Bakın burası sizin odanız. Yemin ediyorum möbleli falan gayet cillop gibi. Perdelerimiz biraz geçişkendir. Yani gece olduğu zaman şey yaparken hani perdeleri birazcık iyice gerdirirseniz hani genç adamlarsınız, gelin böyle. Yani sıkıntılı perdelerimiz. He, perdeler diyor. Tamam amca, biz ona dikkat ederiz. Gel hayatım, gel Nadyacığım. Ederiz biz ona dikkat. Lan burası mı $150 günlüğü? Tövbe estağfurullah, ömrümde gördüğüm en büyük kazık, yağlı yağlı, tövbe tövbe. Neyse, bize biraz müsaade etseniz de biz de ailemizle baş başa vakit geçirsek. Tabi tabi, haklısınız hanımefendi. O zaman bana müsaade, size de şey, kolay gelsin. Hanımefendi, ama gideceğiniz zaman beni de çağırırsanız ben mutlaka gelmek isterim. İyi istirahatler size. Ben yine uğrarım size. Gidiyor değil mi lan? Gidiyor değil mi? Tamam tamam tamam, gitti gitti. Süleyman! Oğlum her yerde derin devlet derin devlet deyip durma. Vallahi başımızı yakacaksın ha. Lan morukları yıkıllandırıyordun neredeyse. Bana bak oğlum. Şurada 3 gün kalacağız. Ne yapacağımızı planlayacağız. Tamam mı? Uslu uslu dur. Natasha, yatak işini nasıl yapacağız? Elbette ki her zamanki geleneksel yöntemle. Ben çocukla yatarım, sen banyoda yat. Ya ama lanet olsun ya. Oğlum erkek olmanın niye böyle bir eksi yanı var? Allah Allah. Ulan ya yerde uyuyoruz anasını satayım ya banyoda. Ya ben de yatağa sıkışsam, arada çocuk yatsa? Katiyen olmaz ateş, katiyen. Ben kimseyle yatamam, anlıyor musun? Ben yatak delisiyim. Çocuk yatabilir bir tek. Hadi hadi, neş neş. Ya böyle bir şey var mı ama ya? Böyle bir şey var mı ya? Oğlum ya banyoda yatmak ne demek ya? Allah Allah, lan bari oturayım da şurada uyuyayım anasını satayım. O ne lan? O nasıl dergi oğlum? Tövbe estağfurullah. Neyse bir bakayım ya lan, ne varmış sayfalarında. Neyse. Ya bey, söylesene, beraber mi yatıyorlar yoksa ayrı mı? Bey! Böylelikle anlarız doğru söyleyip söylemediklerini. Kız bir sus be, bir sus. Allah Allah Hatice, bir sus. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bakıyoruz işte. Vallahi yatakta çocuk var, kadın var ama adamdan eser yok. Adı neydi, Fıçı mıydı, Barut muydu? O yok. Ay kesin bunlar kanun kaçağı bey, kesin. Derin devlet, merin devlet diyorlardı. Polise ihbar edelim gitsin bey. Bunlarla uğraşmaya değmez. Dur bakalım ya, belki banyoya kadar gitmiştir adam, belki günahlarını alıyoruz. Ne günah ya, ne günah. Bayağı bildiğim, baksana. Aynı yatakta bile yatmıyorlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aman Allah'ım! Birisi bizi gözetliyor. Ne oluyor lan? Bu otelin sahibi olacak moruk. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor? Bizi gözetliyor, bizi gözetliyor. Allah'ın cezası. Ateş! Ateş! Şşt! Ateş! Ne oluyor Natasha? Ne olacak lan, ne olacak? Motelin sahibi yaşlı çift bizi gözetliyor.
Sanırım yalan söylediğimizi anladılar Ateş. Seni de yatakta göremeyince kıllandılar. Bunlar kesin polisi arayacak. Ha? Polisi mi arayacaklar? Ne diyorsun Natasha? Ulan diyorum ki polisi arayacaklar polisi. Karısıyla fısır fısır konuşuyorlar. Bizden kıllanıyorlar Ateş. Evli olmadığımızı, yalan söylediğimizi anladılar. Ateş şayet bunları ikna etmezsek ya da öldürmezsek bizi polise satacaklar. İkna etmek derken Natasha, nasıl ikna edeceğiz bunları? Öldürmek bilmiyorum, yok yaşlı insanları öldürmem ben. Ulan ben öldürürüm de şimdi daha fazla kargaşa çıkartmak istemiyorum peşimde. Benim bir fikrim var ye. Ay sana diyorum Fikret. Bunlar sahte sahte. Kendi evlilikleri falan değil, rol yapıyorlar. Bunlar bayağı bildiğin sahte evliler Fikret. Devletten kaçıyorlar. Polisi arayalım. Dur be kadın dur. Anam. Lan ne sahte evlisi, gel buraya gel. Abo. Gel Nadyacığım gel. İşimizi bence burada da görürüz. Çocuk uyuyor. Hayır olmaz Barutcuğum. Başka bir oda alalım. Madem öyle istiyorsun, başka bir oda alalım hayatım. Başka bir... Ne oluyor lan? Abo, basıldık. Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsunuz siz benim ailemin kapısının önünde? Hayırdır dayı, teyze? Evladım, biz şey, biz ne yapıyorduk? Biz ne yapıyorduk hayatım? Ay evladım biz şey, biz bir ihtiyacınız var mı diye şey ettik. Ay bunlar iyice el ele, göz göze, diz dize, göte, saç saça. Bey biz balayında böyle değildik. Tövbe estağfurullah. Çocukların günahını almışız. Evladım biz şey. Siz ney teyze, siz ney? Resmen burada eşimle benim arama girdiniz. Bizi gözetlediniz gizlice yani. Sizin yaptığınız bu çok terbiyesizce. Sizi şikayet edeceğim. Aman evladım, olur mu öyle şikayet mikayet? Biz size şey diyecektik. Yandaki oda da boş, orayı alabilirsiniz diyecektik. Hem de ücretsiz. Değil mi Hatice? Aynen evladım aynen. Yandaki odayı alabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanın. Biz de genç olduk canım. Anlarız yani. Yani anlarız yani. Gerçi çok da anlamayız. Hatice ile biz evlendiğimizde hiç bu zamanlar gibi olmuyordu yani. Hatice birazcık suratsız bir karıydı. Ya ne anlatıyorsun dayı sen? Ne anlatıyorsun Allah Allah? Ne anlatıyorsun? Resmen burada mahremiyetimiz gitti ya. Ama şu yan oda fikri iyiymiş aşkım, değil mi? Alalım bence anahtarı. Ay sen bilirsin Barutcuğum. Ha ben bilirim tabii. Neden? Çünkü ben kocanım. Aa erkek falan. Alayım anahtarı dayı. Al evladım. Bir daha da böyle terbiyesizlik görmeyeyim yani. Aşkımla biz şimdi aşk yaşamaya gidiyoruz. Çocuk uyanırsa karnını doyurursunuz. Lan ne manyak insanlar var. Allah Allah. İnsanların özelliği şey yapıyorlar. Natasha tamam in. Vatoz gibi yapıştın. Ateş. Hala gözetliyorlar perdeden. Hala. Sen beni öpmeden bunlar bizi bırakmayacak gibi. Öpmek mi? Ne diyorsun Natasha ya? Ne diyorsun? Allah Allah. Ulan derin devletle savaşmaya diye geldik. İki devlet teyzeyle savaşıyoruz. Yaşlı başlı teyze diyorum. Biri dayı. Neyse ya, neyse. Anam, öpüyor valla. Abi. Gidelim buradan Hatice, gidelim. Bu oğlan tutarsa bizi de öper valla. Günahını almışız canım. Masum, genç, iki tane yani düzgün insanlarmış. Lan ne kadar da karaktersiz insanlarız. Evlerini gözetliyoruz milletin. Hatice gel, meraklı mısın? İzleyecek mi? Ne yapıyorsun? Gel böyle. Ya ne kadar kötü insanlarız. Yeah, teşkilatın yüz karaları. Demek devlet içinde devlet olursunuz ve talimatları başka yerlerden alırsınız ha. Üstelik ateşi de yakalayamamışsınız. Bayağı bildiğiniz başka yerlerden emir alıp son anda kaçırmışsınız, öyle diyorlar. Öyle bir şey yok efendim ya, öyle bir şey yok. Biz devlet için çalışıyoruz efendim. Bence sizi gönderenler derin devlet. Victor! Ne diyor lan bunlar? Ne diyorlar? Sık Victor! Sen nasıl devrilmedin lan? Ne diyorsunuz lan siz? Hainler. Demek... Sakin Victor, niye abartıyorsun? Dostum silahları zaten ceplerindeydi. Demek Ateş de derin devlete çalışıyor ha? Vay be Faruk, hiç beklemezdim ha. Ateşe bak sen. Bayağı bildiğin arkamızdan kuyu kazmış. Niyamussuz Ateş. Natasha geri dönmüş ve onun hizmetine girmiş. Demek beni CIA koltuğundan etmeye çalışıyorlar ha.
Yıktır. O çocuğu da, o Natasha'yı da. Arayını temizleyeceğim oğlum. Her şeyi affederim ama devlete ihaneti affetmem lan kel. Anan kel, anan. Lakin devlete ihanet konusunda haklısın Faruk. Ateş çizgiyi aştı. Onu bulduğumuz yerde imha etmemiz gerekiyor artık. Dönüşü olmayan bir yola girdi. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün Ateş'le Natasha'nın derin devletten kaçışını izledik. Gördüğünüz gibi bir motele sığındılar. Lakin oradaki yaşlı çifti kendilerine inandıramadılar. Ve maalesef ki bir oyun çevirmek zorunda kaldılar. Gördüğünüz gibi paçayı ucuz yırttılar. Yoksa polise haber verebilirlerdi. Ve bütün bu kaçma planlarımız suya düşebilirdi. Neyse ki Natasha ve Ateş ustalıkla bu işi halletti. Öte yandan Faruk ve Victor, gördüğünüz gibi Ateş ve Natasha'nın peşinde. Şayet onları bulursa ortadan kaldıracağını söylüyor. Bakalım bizi bundan sonra neler bekliyor, hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün değil, çünkü bugün videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Faruk ve Victor'ın yanında mısınız, yoksa Ateş ve Natasha'nın mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın lan. Hazır mısınız çocuklar? Müdahaleye geçiyoruz. Gönder gelsin kaptan, gönder gelsin. Gizem hainine ben de hesap sormak istiyorum. Pekala, o zaman ben aksiyonu başlatıyorum çocuklar. Girebiliriz. Anlaşıldı kaptan, giriyoruz. Gir 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 gir. İndiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz. Alayınız öleceksiniz oğlum, alayınız. Gel lan buraya gel. Oğlum leylek avlar gibi avlıyorum hepsini ha. Devam edin, devam edin. Aha, burada. Devam edin. Saklanıyorlar, evin içindeler. Ulan tabancayı çekip dalma vakti. Aa, geldim geldim geldim.